herkese. Sizin için İstanbul'u gezmeye devam ediyorum. Bugün İstanbul Hadımköy'deyim. Ebru'cum büyük bir heyecanla beni bekliyor. Kayseri yemekleri var. Hadi gidip ev sahibimizle tanışalım. Merhaba. Günaydın. Günaydın, hoş geldiniz. Gözümüz yollarda kaldı. Böyle heyecanla sizi bekliyoruz. Güzelsin sen öyle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Elif, kızım. Bir de Erdem. Burada bir yanlışlık var. Herkes bu kadar güzel olamaz. Bunları seçerek mi böyle tek tek, ay şöyle olsun, gamzesi olsun, sarışın olsun, renkli gözlü olsun mu dediniz? Valla herhalde babanın da annenin de en güzel taraflarını aldılar. Anne çok, çok güzel çok zaten. Çok teşekkür ederim. Babanızın sadece kendi resmini gördüm. Çok gerçekten huyu güzel, kendi çok güzel, çok tatlı böyle telefonla çok konuşmak falan ederim. Çok zevkliydi çok seninle. Kayseri gelinisin. Evet, esasında ben Ege'liyim. Aynen. Ama eşim Kayseri'de. Dolayısıyla da Kayseri yemeklerini öğrendim. Evet. Bir de mutfağı çok seviyorum. Yemek yapmayı çok seviyorum. Öğrenciliğimden beri, hatta üniversite öğrencisiyken bile hani böyle bekar evlerine makarna yumurta pişer ya, ben de böyle çiğ köfte falan olurdu yani. Tam bir anne yani. Hatta kızının böyle gıdalarla ilgili özel bir durumu olduğundan dolayı kendini çocuklarına adamış. Dolayısıyla mutfakta da çok gelişmiş haliyle. 4 Onun tane yemeğimiz var. Sayalım mı? 4 tane Kayseri'nin olmazsa olmaz yemeği. Zaten mantımız meşhur biliyorsunuz. Evet. Birçok şeye de biz katarız mantıyı. Mantı çorbası yapacağız önce. Tabii böyle minik minik, küçük küçük, inci gibi olacak böyle mantılarımız. Kayseriler işten kaçmıyor. Öyle ki hani çorbanın içine bile bıdık 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 böyle mantı yapıyorlar. Ben bunu ilk gördüğümde yok artık dedim. Ama çok maharetli kadınlar. Ben onlar kadar olamam. Öğrendiğim kadarıyla tabii yapmaya çalışıyorum. Ama hakikaten çok becerikliler bu konuda. Kesinlikle. Sonra? Çorbamızdan sonra tatlımız var. Nevzine. Yine Kayseri'nin böyle çok sevilen bir tatlısıdır. Tahin ve pekmez kullanacağız. Evet. Ki ben Ramazan'da tahin pekmezi zaten çok severim. Karıştırıp da koymayı. Top da tutuyor. Onlar zaten tahini Kayseri mutfağında çok şeye kullanırlar. Katmerler, böreklere de katılır. Bunun dışında bir ana yemeğimiz var. O nefis. Ben anlatırken bile böyle şu anda iştahlanıyorum. Akşama çok vakit var çünkü. Fırın ağzı. Onu kaburgadan ya da işte kuzu pirzoladan yapıyoruz. Yine böyle hem gözünüzü hem gönlünüzü hem midenizi doyuracak. Tam bir davet yemeği. Bol etli, domatesli, sarımsaklı falan. Yağlama. Yağlama. O benim çocuklarımın en sevdiği, belki favorileri. Belki de bugün en uğraştıracak bizi ama hani masaya koyduğunuzda çok değer bir yemek. Hani İtalyanlar bence hiç lazanyayı çıkarmasınlar, yağlamayı görüp utansınlar. Bizim yağlamamız birinci. Kesinlikle. Ben öyle düşünüyorum. Senin adın ne? Elif. Elif kaç yaşında? 14. 14. Senin adın Erdem. Evet. Az önce duydum annenden. Acayip güzel çocukların var. Bir daha söylüyorum. Maşallah diyorum. Nazarlar değmesin. Eller yıkansın. Mutfağa girsin. Tatlımız var. Nevzine. Kayseri'nin böyle çok sevilen bir tatlısıdır. Şimdi böyle ince gibi görünüyor ama iki tane kabartma tozuyla kabaracak. Şerbeti de içine çekince biraz daha yükselecek. Her tatlının bir şekli var. Bunun da böyle. Büyük büyük kare kare. Evet. En büyük özelliği nevzinenin pekmez koyuyoruz. Pekmez konması, rengini falan buradan alacak. Mantı çorbası yapıyoruz. Minik minik. Şöyle birer santimlik rolar kesiyorum. Allah'ım çok küçük mü? Akşama kadar gitmez mi? İftara kadar gitmez. Yok bitiyor. Hmm. El birliğiyle yapınca bir bakıyorsun hop bitmiş. Ama tabii yerken çok daha çabuk bitiyor. Fırın ağzı. Kayseri'nin gerçekten en meşhur yemeklerinden bu. Şöyle dizilmesi çok önemli. Şimdi dizerken biraz sıkı diziyoruz. Neden? Çünkü et pişince de biraz küçülüyor ya. Aralar boşalınca hoş durmuyor. Dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Yeşil biberi, kırmızı biberi, domatesi. Evet. Şu an olabilecek en güzel şekli yaptın. Yağlama. Yağlama. O benim çocuklarımın en sevdiği. İyi kim geldi? Kayserileri gelin bereli, bu yağlamayı ben kızımın elinden tatmadım.
Aman yarabbim. Ya senin şimdi sebebinden yağlama yiyeceğim elinden kızımı. Söylemiş İsterseniz dürüm yapabilirsiniz. Böyle tek 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 üstten alıp pıt 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 sarıp yiyebilirsiniz. Dörde kesip yine pizza dilimi gibi yiyebilirsiniz. Fırın ağzını bir marine edelim. Ne kadar dursa o kadar iyidir dedik. Evet. Ve önce onu yapmaya karar verdik. Ben sen şimdi etlerimi çıkarayım. Yoğurdunu alalım. Hı-hı. Bu evde her yoğurdumuz şey organik. Orada. Çok sevdim. Bizim evimizde öyle olmak zorunda. Çok güzel ama. Çünkü benim kızımın özel bir durumu var. Sağlık durumu. İstersen birazcık bahsedeyim. Hem diğer çocuklarımız için de bu çok önemli bence. Biz bu vesileyle çünkü sağlıklı beslenmeye iyice yöneldik ailece. Evet. Elif'in bir alerjisi var. Koruyucu katkı maddesi. Bu işte raporumuzun olsun diye kimyasallar var ya. Bunlara ve yapay gıda renklendiricilerine karşı alerjimiz var. Bence hani hastalığın güzeli olmaz ama araya evet. girerek de kekik, pul biber, toz kırmızı biber, karabiber baharat karışımına evet. senin muhteşem el tamam. salçandan. Bir kaşık. Biber salçası koyuyoruz. Yeterli. Bir de şey alayım. Sen istersen devam et anlatmaya. Şunu bir diyeceğim. 4-5 kaşık koyalım. Hastalığın güzeli olur mu? Yani bana ne kadar güzel. Çok sağlıklı besleniyorlar. Evet. Çocuklarım bu yüzden hakikaten sağlıklı besleniyor. En çok da en büyük şu anda herkesin korkusu kanser biliyorsunuz. Bundan korunmak için de bence çok iyi bir beslenme şekli evet. bu. Evet. Zeytinyağımız da var. Nursel'cim. Şu arkadaki şişe. Evet. Evet. Şöyle bir bardak kadar. Aa, sıfır kilometre. Biz söylemesi ayıp. Yeni geldik de tatilden. Manisa'dan geçerken de sızma zeytinyağımızı aldık. Zaten yanmışsın belli. Evet. Çok da yakışmış. Çok teşekkür ederim. Şimdi evet. az önce bahsettiğim gibi Ebru'cum da kızından dolayı kendini evet. Mutfağa adamış. Hani kızıma... Çünkü yanlış bir şey yerse... 3 yaşından beri var bu. Hı-hı. Dışarıda bir şey canı çekiyor. Bu sefer onu yiyemediğinde anne olarak içiniz burkuluyor. Tabii. O zaman eve gelip buna alternatif ne yapabilirim evet. derken her şeyi doğal yapmaya başladık. Tabii arkasından Erdem oldu. O vesileyle Erdem de çok sağlıklı besleniyor. Süper. Bence çok güzel olmuş. Şimdi bunu iyice karıştırdık. Fırın ağzının... En büyük özelliği pirzoladan yapılması. Yani biraz gerçekten daha. En çok pirzola yakışıyor ve başka hiçbir malzemesi yok. O yüzden bol bol et var. Bir parça daha kilo alacağım. 2 kilo kadar değil mi? Şey var orada. Pirzolan var. Yani 25-30 kaleme falan tekabül ediyor. Bir fırın tepsisinin ölçüsü. Öyle yani size. Ramazan demek, davetler demek, kalabalık demek bir evet. 10 kişi falan değil mi? Çok rahat evet. doyabilir bu yemekle. Etin bence hası kuzu eti her zaman. Şöyle koyalım hemen. Bu hazırladığımız... Şimdi ben elimi ete daldıracağım evet, sakıncası yoksa. Kesinlikle hiç yok. Ben de bayılırım. Şöyle döküyoruz. Döküyorsun sen evet. Şimdi etimizin lezzetli olması için bir kere normalde bunun en azından 2-3 saat beklemesi hatta lazım. Hatta mümkünse akşamda. Evet mümkünse eğer ki ertesi gün bir misafirim kesin varsa ben bunu akşamdan böyle yapıp bekletmeyi tercih ediyorum. İyice içine çekiyor o zaman et. Hiçbir şey kalmıyor dışında ve piştiği zaman da acayip lezzetli oluyor. Kayseri'nin gerçekten en meşhur yemeklerinden bu. Daha sonrasında dizeceksin. Tavaya tabii. mı? Tavada şimdi bakır bir tepsimiz var. Tamam. Altına bunun şey yapacağız. Küp küp doğranmış kuzunun butundan yağ. Evet. Böyle zar gibi. Evet. O altta ilk önce eriyecek. Hı-hı. O lezzetini verecek. Üzerine böyle etlerimizi dizeceğiz. Böyle hı-hı. sıkışık sıkışık ki şey olmasın. Pişince araları açılmasın. Tamam. Sonra sebzelerimiz var. Üzerine bol sarımsak. Sen de marinanı yaparken ben de diyeyim ki. Evet. Nursel ile nereye Ramazan. Nereye bakıyorum bu arada? Haluk'cuğuma bak. Peki. Nursel ile Ramazan sofrası küçük harfle birleşik sonunda İzmir'in iyisi var. Beni bayağı coşturan evlerden yani müthiş bir enerji alıyorum senden. Hakikaten seni çok merak ediyorum. Karşılıklı bir kere. Bu arada. Bol bol soracağım sana ve sen de bana sorabilirsin. Ya, öyle. Ekranlar çatlayacak biliyor musun? Gözler bence de, maşallah yakıyorsun. Sen de. İşte o yüzden çatlayacak bir evet. arada. Mayınan tamamdır. Tamam sanırım. Ben elimi yıkayayım. Bunu yıkamadan bu ellerinle bunu evet, lezzeti, kapatalım. Yemekleri bu ellere borçluyuz. Evet, kapatalım ağzını. İlk yemek ne olsun? Günün ilk yemeği. Nevzine yapalım. Tatlımız. Tamam. Çünkü nevzinenin birazcık şerbeti soğuyacak, içine hı-hı. çekecek. Bir de fırın bize sonra lazım olacak. Bu yemek 2 saatte pişecek. Onun için nevzimiz sırada. Gelsin.
Kayseri mutfağından nevzine tatlısı. 1 adet yumurta, 2 yemek kaşığı tereyağı, 3 yemek kaşığı tahin, 1 çay bardağı sıvı yağ, 2 paket kabartma tozu, 1 su bardağı iri dövülmüş ceviz içi, aldığı kadar un. Şerbeti için 3 su bardağı su, 2 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı pekmez. Üzeri için toz Antep fıstığı. Nevzineye başlıyoruz. Benim en sevdiğim evet. tatlılardandır. Şimdi bir tane yumurtamızı alalım. 100 gram kadar tereyağı koyuyoruz. Evet. Biraz çok azıcık daha alabiliriz. Fazladan tabii zarar gelmez. Şöyle, şöyle gevrek olsun çünkü kıyır kıyır olsun. 2 kaşık tahin. Tamam. O onu tahin da... ona nasıl lezzet katıyor var ya. Ama işte tahin zaten Kayseri'de çok kullanılır ya. Orada 2'den fazla vardı. Değil mi? 3 kaşık falan diyelim biz biraz. Ona. Tahin miktarına göre unu biraz arttırırız. Cevizi en son katarsın. Bir çay bardağı. Bende koklama hastalığı var. Her şeyi koklarım. Müthiş bir tahin. Evet. Çok güzel. Bir çay bardağı da sıvı yağ alıyoruz. Nerede? Şurada, sıvı yağımız burada. Çay bardağımız şuradan Ürsel'cim. Al canım. Bu arada canım cicim. Benim evet. Yani direkt üslubum bu. Çok güzel Sen bence. Sen de zaten çok cana yakınsın. Çok teşekkür ederim. Tahinde de bayağı yağ var. Evet. Yağlıdır. Şimdi ben çok severim. Biraz yiyince hemen böyle sivilcelenirim. Bugün de sivilcem var Haluk'cum. Çok görme olur mu? Onu... Sivilcelenmişim. Yok. O da nazardan olsun güzellik bence. Güzellik bir sivilceye bakarmış. Bir şey söyleyeceğim. Bu kadar çıkıyorsun ya ekrana. Heh. Çok da tatlı bir kızsın maşallah. Canım, hani tamam yüz güzelliği var, göz güzelliği var ama mizacın da çok cana yakın. Gerçekten nazar alıyor musun? Ya da bunun için hani var mıdır böyle bir inancın? Nazardan vallahi, korunayım deyip böyle okuyup üfleyip çıkıyor musun kendine? Ben çok böyle nazara hani inanmıyorum deyince birçok kızan oluyor bana. Kendi enerjim çok şeydir benim, yüksektir. Bana hı. gelen nazar da çarpıp geri dönüyordur bence. Ona çok inanıyorum. Hani şimdi, bana değmiyor nazar bence. Unumuzu koyarken 2 tane kabartma tozu ekleyeceğiz. Önce unu biraz koyalım. Ondan sonra kabartma tozunu tamam. onun içine koyalım ki güzel dağılsın evet. diye. Biraz daha. Bir şey unutmadık inşallah değil mi? Yok, hayır. Cevizi en son ekleyeceksin. Evet onu en son bir özleşsin. Eğer sen bu hı. elinle devam edebilirsen şerbetinin ederim. Soğuk olması gerekiyor. Evet. Ben sana hemen onu koyacağım. 2 bardak su, 2 bardak şeker. 3 bardak su ben de karıştırdım heyecanla. 3 bardak su, 2 bardak şekeri. Güzel yapalım çünkü sonradan bir bardakta pekmez ekleyeceğiz ya. Tamam. Şekerimizin o yüzden şimdi biraz az olması lazım. Ben devam ediyorum seni beklemeden hı hı. unumu koymaya. Biraz sert bir hamur yapmaya yani, çalışıyorsun hatırladığım kadarıyla. Şimdi kurabiyeden biraz daha kıvamlı olacak. Evet. Yani çok da sert olmasın ki şerbeti güzel alsın içine. Evet, ocağı yakmaya hazırım. Tamam. Siz de hazırsanız, Türkiye buna hazırsa al. Tamam. Ocak var, ocak var. Bir kere de benimle alakası yok demek ki. Çat diye yandı. Ocak yakamıyorum da bir türlü ben evde. Öyle mi? Böyle çat 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 basıyorum. Ama dediğin gibi her ocak farklı yanıyor. Şimdi bir tık böyle küçük geldi gözüme. Cam kabın nerede? Nereye yapacaksın? Ben çıkarayım onu. Şuraya açarsan. Burada mı? Şurada fırının içerisinde. Fırında. Tamam. Bu standart buna yaptığın bir ölçü. Evet evet. Tamam. Gerçi 2 paket kabartma tozu var. O birazcık dediğin kabaracak. Dediğin gibi kabarabilir. İster misin biraz daha un? Az daha alayım. Yeterli. Tamam. Cevizi de alalım. Burada böyle bir bardak kadar cevizi hı-hı. var. Hı-hı. Hamurun gördüğüm kadarıyla evet. oldu. Şimdi bir göstersene Allah aşkına. Elini al bir göster. Şimdi biraz evvel mesela kuru doğa toplanmayacak gibi görünüyordu ya. Bak şöyle göstersene elini alıp. Şöyle. Yani müthiş. Bunu bir de şöyle bir özelliği şimdi var. Hamur. Buzdolabında saklayabiliyorsunuz. Buzluğa koyabilirsiniz. Çıkardığınızda hani kurabiye gibi aynı şekilde yapabilirsiniz. Küçük küçük yapabilirsiniz ama nevzinin en büyük özelliği bastırmak. Tabii. Küçük küçük yapıp bol pudra şekeriyle sıcakken evet. kurabiye gibi de servis edebilirsiniz. Onu böyle hiç sıkı 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 bastıracaksınız. Evet. Sıkı bir tatlı yani. Fırını herhalde yakmak gerek. Evet. Değil mi? Yağlı hı-hı. hamurlar sıcak fırını sever. Şöyle bir 200 derece. Şimdilik 250'ye fişekledim. Tamam. Sonra bir olsun. Biz onu. Şimdi bu böyle ince gibi görünüyor ama 2 tane kabartma tozuyla kabaracak.
Şerbeti de içine çekince biraz daha yükselecek. Şerbetin iyice kaynadıktan sonra pekmez ekliyorsun galiba. Şimdi iyice kaynayacak. Ondan sonra soğuyacak. Soğuduktan sonra şerbeti içerisine pekmezi yavaş yavaş yedireceğiz. Tamam. Bu tamamdır Mürsel'cim. Böyle bunu alalım şimdilik kenara. Fırınına gönderiyoruz. Kesip bir ısınsın ama. Isınmadan kesip keseceğiz. Tabii kare kare keseceğiz ki sonra şerbet rahat girsin içine. Neredeydi bıçağın? Senin orada da kaşıklığın var, burada da var. Evet. Sen keseceksin tabii ki. Tamam. Asla o riske girmem. Ben alıştım seni yardım etmene şu anda. Keserim de senin tarzın olsun, çok istiyorum. Her tatlının bir şekli var. Bunun da böyle. Büyük büyük kare kare. Evet. Haydi fırına gönder. Isınmıştır. Tamam. İstersen biraz kıs, çok açmıştım. Tamam. Şu anda ben şimdi 200'e getiriyorum. 200'de mi pişsin? Evet. Tamam. 200 iyidir. Şerbetimizi kapattın. Tamam. Şerbet göz göz oldu. Sonrasında bunu çıkardıktan sonra o soğuyacak. Tamam. O güzel soğuyacak. Şerbetimiz de soğuyacak. Soğuduğu zaman içerisine bir bardak kadar pekmez ekleyeceğiz. Anlaştık. Güzelce karıştırıp tatlı soğuk, şerbet soğuk. Onu ona tamamdır. Ekleyeceğiz. Tamamdır. Uygun olan zamanda yaparız onu. Tamam. Söyler misin ne yapıyorsun Nursel'cine şimdi? Şimdi Nursel'cime sırada ya yağlama ya mantı çorbası. Hangisini istiyorsan. Mantı çorbasını yapalım. Yağlama tamam. Çünkü çok kalırsa yumuşuyor. Tamam. O mantı zaman çorbası gelsin. Yoğurtlu mantı çorbası. Gelsin. Kayseri mutfağından mantı çorbası. 1 adet yumurta, 6 yemek kaşığı yoğurt, 2 yemek kaşığı un, 1 su bardağı haşlanmış nohut ve tuz. Mantı hamuru için 1 adet yumurta, 1 su bardağı ılık su, 1 tutam tuz, aldığı kadar un. İç harcı için 150 gram dana kıyma, 1 adet kuru soğan, karabiber ve tuz. Üzeri için tereyağı ve nane. Şimdi Kayseri'mizin olmazsa olmazı mantı çorbası yapıyoruz. İki versiyonu vardır ama biz bugün yoğurtlusunu yapacağız. Evet. Böyle minik minik inci gibi inci gibi mantılar. Ben hamur yoğururken her zaman tülbent bağlarım. Annemden alışkanlık ama bugün sizin için daha özenli bir şey taktım. Çok güzel olmuş. Bir tane yumurtamı. Evet. Suyunu alalım. Suyumuz ılık olacak. Şöyle bir kase kadar ya da bir su bardağı. Bezeden zaten çorba için olacağı için yeterli olacaktır. Azıcık sıcak su ekleyelim. Bir bardak su yeterli, bir yumurta. Evet. Çünkü küçücük bir beze yapacağız. Şunu koyayım ben Nursel. Hamurunu veriyorum. Sıcak çünkü. Bakarsan evin aslında bayağı büyük. Evet. Çok enteresan bir mimarisi var bizim şeyde. Biz mutfakta çok vakit geçirmeyi seven biriyiz. Küçük oluyor mutfaklar evlere evet. göre. Çok yani şu anda dikkatimi çekiyor. Esasında yani hanımlar en çok mutfakta vakit evet. geçiriyorlar. En geniş burası olmalı bence. Biraz daha sert alayım. Bir hamur yoğuracaksın. Evet. Kayseri'nin hamuru mantısı sert olur. Şimdi senin soğanı dolaptı önce. Mı? Ben de senin içini için bir tane kuru soğan. Esasında ben rendelemeyi çok tercih etmiyorum. Ne yapıyorsun? Sulandırıyor. Çok minik minik doğruyorum. Doğrarım. Tamam. Nasıl istersen. Sen nasıl tanıştın eşinle? Nereden buldu böyle güzel kızı? Var mı bir hikaye? Eşim beni çok aradı ama onu ben buldum diyeyim o zaman. Ya, nasıl? Şimdi ilk bizim tanışmamız bir 15-16 yaşlarındaydım herhalde ben. Benim ablamla eniştem bilgisayar kursuna gidiyor o zaman. Hı hı. Mehmet de onların bilgisayar kursundan arkadaşı. Arada böyle okulu kırdığımda falan hani ablaya kaçardım ben. Bakırköy'de okuyordum. Ondan sonra oraya gittiğimde bir gün görmüş beni. Ablam tanıştırmış. E tabii birçok arkadaşıyla tanıştım. O zaman bile düşünemiyorum senin hakkında daha öyle güzelsindir. İşte o, değil mi? Ya işte herhalde lisedir, lise 2 falandı. Ondan sonra o zaman bir tanışmışız. Sonra bir iki sene sonra üniversiteye hazırlanıyordum. İşte dershanenin çıkışında bir arkadaşım bana bir işgüzarlık yaptı. Çıkışta beni böyle hani emri var ki biriyle tanıştırdı yine. O da Mehmet'miş bu arada. Aa, evet. Adı. Yani bizim, hayır eşim, eşim şu anda. Ya. Ondan sonra tabii kızdım falan arkadaşıma. Hiç yüzüne bile bakmadım. Ve hani gittim hemen orada. Alasmardık falan dedim. Gittim.
Bunun üzerinden yıllar geçti. Ben üniversiteyi kazandım işte. Bursa'da okudum, Muğla Üniversitesi'nde. 4 sene falan orada kaldım. Bu arada eşim tabii, o da askere gitmiş falan. Program yapılıyor. Mehmet Ali Birant'ın programı. Allah. Mehmet Ali Birant oradaki işte Mehmetçik'le röportaj yaptığında Mehmet'in röportajı çok beğeniliyor. Ve bir sürü böyle mektuplar geliyor, hediyeler geliyor. Bir tane kaset yolluyor. Sevgi adında bir kız, liseli bir kız. Kaset de Emel Müftüoğlu'nun bir kaseti. İçinde de şey şarkısı var. Şimdi İstanbul'da olmak vardı. Bir gün diyor onu dinliyorum Ebu diyor. Nasıl bunu almışım diyor. Evi özlemişim, memleketi, annemi, ailemi falan. Sonra arkadaşları düşündüm diyor. Acaba Yasemin ne, Volkan ne yaptı? Evlendi mi falan. Arkasından da işte mavi gözlü, uzun saçlı bir kız kardeşi vardı. Hani o da bekar mıdır acaba diye düşündüm diyor. Ve bunun üzerine herhalde bir sene sonra falan bir tekstil fuarında tekrar karşılaştık biz. Al işte. Ben o zaman büyük bir tekstil firmasında çalışıyorum. Ben araya gireyim mi? Yani tabii. Mümkün olduğunca şöyle çok yaptım. Güzel. Bir gayet tık güzel. Daha ilerleyebilirim istiyorsan. Yok, tebrik ederim. Çünkü süper çok olmuş. Küçük bu mantı. Hı-hı. Gerçekten içindeki soğanı çok önemli. Yoksa içini hı-hı dolduramazsınız. O yüzden böyle uğraşıyorum. Sen devam et. Uğraşmayı edersen. Seviyorsan devam et. Tamam. İşte ben de tekstil firmasında çalışıyorum. Bir gün fuara gittim. Yine böyle tekstil fuarına. Eşim orada direkt girişte ilk standta. Onlar da bu arada perde ihracatı yapıyorlar. Hı hı. Yani hem imalat hem ihracat. Eşimin ailesinin işi. Orada karşılaştık. İşte kız kardeşim yanımda. Ebru dedi hatırlıyor musun Mehmet'i? Ay dedim kusura bakmayın hatırlayamıyorum. Dedi ki bu üçüncü tanışmamız nasıl hatırlamazsınız falan. Ha dedim çok üzgünüm valla kusura bakmayın yine hatırlayamadım falan. Söyledi bir gün şöyle bir gün böyle karşılaştık. Ondan sonra 3 hafta sonra sözlendik. Her gün elinde çiçeklerle ablamın kapısında. Bir iş yerinin ama kapısında. Şimdi, doğru konuşalım. Evet. Üçüncü de artık Mehmet Bey de artık büyümüş değil mi? Evet. Hani o kadar tabii yıldan sonra olgunlaşmış. Hoş karizmatik artık bir adam artık beğendin olmuş mi yani? Ya o bir zaman da baksam belki beğenirdim ama bakmamışım demek ki. Hı-hı. Bakınca beğendim. Hı-hı. Tabii arada şöyle bir şey de var. Eltim var benim. Hı-hı. Nadiye büyük eltim. Rahmetli kayınvalidem ona şey diyor işte Mehmet'e bir kız bul, Mehmet'e bir kız bul. Hı hı. Ondan sonra o da benim halamın geliniyle aynı binada oturuyor. Yine araya giriyorum. Tabii. Bu şey mantın için herhalde. Hı hı. Şöyle falan azıcık bir şey alıyorum. Şöyle ha, işte şöyle. 150 gram falan. O çok aynen. Hatta bir sıkım ne bırakabilirsin. Ne kıyması bu? Bu dana kıyması. Şu kadar hı hı şöyle koyuyorum. Hani çok yağlı değil hafif böyle. O zaman bu soğan çok. Biraz alabilirsin evet. Bence de çok bol. Ya da içi çok yapabiliriz sıkıntı şöyle yok. Şöyle yapayım. Sonra değerlendiririz. Azıcık soğan alayım hı bence. Ondan sonra işte kayınvalidem ona diyor ki işte Mehmet'e bir kız bul, Mehmet'e bir kız bul. Onlar çünkü bir de akrabalar Kayseriler hepsi. İşte o da benim halamın gelinin evinde resmimi görüyor. Ve Mehmet'e söylüyor işte sana bir kız buldum. Mehmet hiç ilgilenmiyor. Görücüsüyle evlenmem falan. Sonra halamın gelini bana söylüyor. Bu sana bir talip var. Ben de diyorum ki ben de öyle görücüsüyle evlenmem olmaz öyle şey. O bahsettiklerin kişi de Mehmet'miş. Vay be. Yani yok artık evlenin bence de. Kader ağlarını örmüş derler ya. Öyle bir şey olmuş yani. Benim kaçarım yokmuş Mehmet'ten. Evet. Bence bu oldu. Bu da tamamdır. Sen onu poşetle. Evet onu bir koyalım, dinlendirelim ki o salsın aynen kendisini rahat açalım. Şimdi asıl çorbanın suyunu yapmamız evet gerekiyor. O arada da hamurumuz dinlenmiş. Sebzemiz de bu arada olur pişti güzelce, kızardı nar gibi. Bunu kapatalım. Tamam. Soğuyunca birleştireceğiz. Hem içine çeksin hem soğusun. Şimdi hamurumuz hazır, o dinlenirken ben yumurtamı evet alıp çorbanın terbiyesini yapalım. Aynen. Aha da var misafirimiz bakan var. Aç bakalım. Tamam. Evet. Daha erken gelmesin misafiri. Hazır değiliz. Olsun onlar da yardım ederler. Madem sen geldiler. Sen kır ben bakayım. Aa, ben merhaba. Çantalarımızı bırakıp ellerimizi yıkayalım. Öyle gelelim biz. Öpeyim en azından. Kim geldi şu an? Kim hanımefendi? Evet. Büyük eğitim. Nadia abla. Eşinin kardeşi. Evet. Elin abinin eşi. Merhaba. Sizi de görelim bir dakika. Ben elimde pencere kaldım. Teşekkür şöyle ederim. O zaman siz Kayserilisiniz. Evet. Evet. Tam da mantı yapıyorduk. Kayseriler. Ay tamam. Hoş geldin. Yardıma gelelim o zaman. Canımın içi. Yoruldun buralara kadar. Ya, çok canım sağ ol. Canım benim.
Ellerimizi yıkayıp gideriz. Kızlar siz çantaları bırakın, sonra yardıma bekliyorum. Ben şurada bir önce sosu hazırlayayım. Güzelce. Ay kabını sevsinler. Ne bunlar benim çeyizimden biliyor musun? Emaye mi? Evet. Aa, 18 güzel. Yıllık çeyiz ürünleri bunlar. Her zaman kıyıp da çıkaramam. Böyle sizin şerefinize çıkardım. Çok teşekkür ederim. Yoğurt ne şöyle kadar? Şöyle 5 kaşık. İşte bir su bardağına yakın olacak. 5. O zaman tamam. Bir tane daha koyayım. İyidir. Dolu dolu olsun. Tamam. Unumuzu da koyuyoruz. Şimdi bunu bir güzel. Emma'ya bayılıyorum ya. Evet. Böyle direkt böyle içim şey oluyor. Emma'ya kaplara. Biraz da sıcak biraz su koyuyoruz. Biraz daha ekleyelim. Ha? Yok sıcak su koymayalım çünkü yoğurdumuz kesilir bu sefer. Bunu sürekli karıştıracağız ki içindeki yoğurt ve yumurta kesilmesin. Şimdi ben sana onu karıştırırım. Tamam ama hiç ara vermemen lazım. Buyurun. Biraz daha dibini sıyıralım ziyan olmasın. Tamamdır. O zaman bunu eltiye teslim ederiz. O evet. Anlar bence bu tamam, işten. Ocağın başında. Ne yapıyoruz sizce? Biz mantı şu anda... çorbası. Mantı çorbası. Suyunu hazırlıyorsunuz. Bravo. O zaman Ayten. Buyurun karıştırın. Bakalım Ayten teyzeden tam not alacak mıyım ben bugün? Açalım. Tamam. Tuzunu da şimdi atmıyoruz. Tuzunu da en son koyacağız kesilmesin diye. Açtım. Celal'cığım dikkatini çekelim. Geçin buyurun. Ya. Siz bir oturmak ister misiniz böyle keyfiniz yok, yerinde evet. Mi? Oturun. Bence şunu kaldıralım. Nasılsınız? Keyifler nasıl? Adınız ne? Elticiğim. Elticiğim. Nadiye Demir. Nadiye Hanımcığım. Evet. Sizin adınız ne? Ayten Baydemir. Ayten. Niye soyadınızı da söylüyorsunuz? Ben bir heyecan evet, yaptım. Değil mi? Değil mi? Bir şey gibi sanki tanıtım gibi. Ay, doğru söylüyorsun. Bezemi ayırayım ben. Yarışmacı arkadaşlara başarılar gibi oldu. Teşekkür ederiz. Evet, onu da bir yuvarlayacağım. Kenara koyacağım tekrar. Şimdi bu hamuru açmak... Hakikaten marifet ister. Ben size söyleyeyim. 5 sezondur yemek programı yapıyorum. Sert bir hamur. Ve çok da dinlenmiş sayılmaz yani. Az önce yoğurduk. Ama Ebru'cum bu işin altından evet, kalkar. İnşallah. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Unladın mı kendimi fixtir? Ben unlarım yok, yüzümü ben gözümü. Ben sana bakarım merak tamam. Etme. Şimdi sen onu aça dur. Elticin de orada şeyi yapsın. Bence nevziğine... Yeterli ısıya geldi. Ben de sana evet. Burada onu karıştıracağım. Tamam. Çünkü çok o, da soğusun yavaş istemeyiz. Yavaş yavaş böyle yavaş yavaş ekleyerek iyice istersen çırpma teli kullan. Yeni açanlar için söylüyorum. Nevzine tatlımızın içinde yoğurt, ceviz farklı yumurta, olarak yumurta. Tahin. Tahin var. Bir güzel yoğurduk. Bastıra bastıra evet. Yerleştirdik, pişirdik. Burada bir şerbetimiz var. 2 bardak şeker, 3 bardak su evet. Ve pekmez gelecek. 1 bardak. Elticim orada çırpıcı var mıdır acaba? Aç bakalım. Bakalım. Yoğurt yokmuş içinde. Yanlış söylemişim. O da senden olsun. Aynen. Ve 1 bardak kadar en büyük özelliği nevzinenin pekmez koyuyoruz. Pekmez içine. Konması. Rengini falan buradan alacak. Evet. Şimdi o kızaracak onunla. Yeterli midir sence karışması? Yeterli. Ve yavaş yavaş üzerine gezdireceğiz. Biraz bekleyince de o şerbeti içine alacak zaten. Yine unutmadan söyleyelim. Şerbet soğuk, tatlı soğuk. İkisi de. Hepsini çekecek şimdi. İşte bu kadar. Ben şimdi... Ayten teyze. Ayten teyze nasılsın? İyi misin? Keyfin yerinde mi? Teşekkür ederim. Ne kadar güzel boynen. Güzel beğendim. Kaç çocuk var? 3 tane. Neredeler? 2 kızım bir oğlum. Biri bu. Biri evet. De karşıda oturuyor. Oğlum da yine yanında yakın. Eşin var mı? Var. Oh çok şükür. Çok şükür. Yalnız yaşıyorsunuz ikiniz. İkimiz yalnız yaşıyoruz. Ama kızlarım, gelinim hiç şey vermiyor yani fırsat vermiyor. Fırsat vermiyorlar, hep yardımcı beraber, hep birlikte beraber. Ne diyeceğim, niye Kayseriler bu kadar güzel yemek yapıyor? İşiniz gücünüz yok, çorbanın içine bile bu kadar mantı yapıyorsunuz ya. Ben bunu ilk gördüğümde ya yok artık dedim, bu kadar mantı mı olur dedim ya. Kayseri'nin en meşhur yemeği mantı. Yağlama. Yağlama, börek, su böreği. Aynen. Köfte. İçli nasıl köfte? Ha içli köfte, aynen.
Fırın ağzı, yağ mantısı. Sizin eşiniz de mi Kayserili? Eşim de Kayserili. Kayseri kocaman ve çok modern bir yer. Çok severim, evet. Çok da sevdiğim insanlar var. Selamlar olsun hepsine birden. Evet. Bütün Kayseri'ye selam olsun. Şimdi sen de bize pıtı pıtı yardım edersin. Yaparım. Tamam. Ayten teyzem böyle sakin, yavaş daha görünüyor hareketleri falan ama o kadar güzel her şeyi pıt 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 yapıyor ki, hele içli köfteleri meşhurdur, içli köftesi. Etli yaparım, patatesli yaparım. Çeşit çeşit. Zaten bize yaptın değil mi Ayten teyze? Patatesli yaptım. Akşam onu da yiyeceğiz. Gelininiz çok güzel ama. Çok güzel. Allah eşine bağışlasın. Eşine evet. Bağışlasın abi. Evet. Nursel'cim, sen hiç Kayseri'ye geldin mi? Nasıl? Kaç kere hem? Peki Kayseri'nin şelalelerini gezdiniz mi? Gezemedim. Yani gezemedim. Kayseri'nin şelaleleri meşhur. Beş tane çok önemli şelaleleri var mesela. Eskişehir mi? Neydi böyle çok güzel evlerimiz var. Evet. Hani. Neresiydi orası? Onu tam bilemiyorum ama. Orasına ben bayıldım. Normalde Kayseri böyle çok metropol, alışveriş merkezleri falan böyle bir hareketli ya. Evet. Asıl eski Kayseri'ymiş galiba değil mi? O, evet, oralar eski Kayseri. Ben oraya bittim, bayıldım. Talas'tır belki. Ha, Talas. Ha, Evet, Talas çok güzeldir. Üzüm bağlarıyla meşhurdu eskiden. Bayıldım. Şimdi birçok bağlar işte... Gitti. Kayboldu. Binalar yapıldı. Halısıyla meşhur, battaniyesiyle meşhur. Neyle? Battaniye mi? Dünya battaniyeleri ve halıları çok meşhurdur. Halıları çok meşhur. El emeğiyle yapılır. Daha kilimler vardır. Ama asıl önemlisi halısıydı, battaniyesiydi. Zaman içerisinde insanlar bunu dokumaktan vazgeçtiler. Çünkü çok zahmetli bir iş. Çok süslüsünüz. Evet. O eller... Biraz meraklıyızdır. Ay, yarış yapıyorlar. Ay böyle... abartılı hani yadırgadığım için söylemiyorum. Hayır. Herkesin bir tarzı var mesela günlerde falan giyim yarışı, takı yarışı, ev yarışı. Biraz marka merakımız da vardır yani. Kahveyi alayım mı ben? Bayağı süslüsünüz vallahi. Evet öyle. Ben ilk evlendiğim zaman rahmetli kayınvalidem her gördüğünde kızım niye bileziklerini takmadın? Bak. Kızım biz sana düğünde bir şey takmadı mı? Var. Takmadı mı? Etraftakiler ne diyecek? Taksana burmalarını. Evet. Anne ben takamıyorum çok fazla onlar. Hiç olmazsa benim gezmeklerimde tak. Ya bak gördün mü? İşte onlar için onur gurur meselesi oluyor. Ve gelinlerini öyle görmek istiyorlar. Evet. Şimdi mantıyı nasıl kestiğimizi göstermek istiyorum size. Oklavadan çektim. Hı-hı. Şöyle minik minik. Şöyle birer santimlik. Rulolar kesiyorum. Sana kim öğretti bunları böyle? Ay Ebru çok marifetli. Ama gerçekten. Denizli bayağı... olmasına rağmen Kayseri'nin ve birçok yörenin yemeklerini çok güzel yapıyor. Sen şu an iyi eltilik yapma. Eltilik. Ya, gerçekten iyi eltilik değil. Ben çok dobra bir insanımdır. Evet öyledir. Ama elinin lezzeti güzel Ebru. Hiç yapma. Yani her insan yapıyordur yemekleri falan ama el lezzeti önemli Bence biliyorsunuz. Bence de çok başarılı. Çok teşekkür ederim. Ama hakikaten Ayten teyzemden Nadi abladan, akşama gelecek Mehtap abladan hepsinden bir şeyler öğrendim. Çok sağ olsunlar. Onlar da öğrenmek yani severek olmak. Gösterdiler, öğrettiler yani. Şunu bir an önce açmak gerekiyor değil mi? Tabii. Onları şimdi ben isterseniz siz açın tek tek. Tabii ben açayım. Öyle. Sonra onları minik minik keseceğiz tabii. Aynen. Hatta ben bir tatlı... Sonra da başlıyoruz hemen. Size verebilirim. Tamam. Biraz yaklaştırayım mı sizi hala? Ama bunun üstünde kesmek biraz... Biraz daha evet... Mesela ben eskiden de mantı yapardım ama en iyi konu açardık. Hı-hı. Ondan sonra kare kare keserdik, tek tek kırmak. Bir sürü vakit alırdı. Bitmek bilmez o kesme, yerleştirme işi. Makine. Makineler çıktı makine tabii. Makine çıkmış evet. Eskiden marifet geldiydi. Hiç onları kullanmadım ama onların seviyorum. Onların arasında unlamak gerekmez mi? Hayır. Hayır hiçbir daha şey önce olmaz. Unladığımız için hiçbir şey olmaz. Biz de hamuru sert tuttuk ya. Bu hamur kolay kolay kendini salıp yapışmaz. Tabii. Bu tabii çorbada olacağı için dayanıklı hamur olması lazım. Normalde aslında biz mantıda da sert hamur kullanırız. Tabii. Bayağı sert olur hamurlarımız. Ben yüzüğümü çıkartayım daha rahat ederim şimdi. Bana emanet edebilirsin fikrimi. Bakayım ben de inceleyeyim. Şimdi ben bir de şu kenarları katladığımda şöyle kenara atarım. Pırlanta mı bunlar? Evet canım. Ya şaka diye sormuştum pırlantaymış. Bir detay veriyorum bu arada size. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 taşı var.
Kayserili da şey dakman mı pırlanta? Pırlanta. 10 tane ama ya. Bir taneyi bulamıyoruz biz. Allah versin. Vardı, senin de vardı. Allah'ım çok küçük mü? Akşama kadar bitmez mi? İftara kadar yok yok bitiyor. Ve el birliğiyle yapınca bir bakıyorsun hop. Bitmiş ama tabii yerken çok daha çabuk bitiyor. Madem mektuba da telefon etti geçsin. Tamam. Şimdi. Ne dedin? Mektubu da istiyor. Yakın. Yakın nasılsın? Mektubu da çağır gelsin. Doğru. Bu ancak kalabalıkla olur. Bitmez dediğin için. Nursel ile Ramazan sofrası. Küçük harfle birleşik sonunda İzmir'in iyisi var. Tam usulüne uygun. Kalabalık evet. Kapatıyoruz mantı çorbamız için olan evet. Mantıları. Normalde bu kadar küçük yapılmıyor. Çorba için bu kadar küçük yapılıyor. Hı. Ben eminim senin dolabında vardır şu kesinlikle. Anda. Kesinlikle. Çünkü Kayserililer ya da artık bu evet. Usule alışanlar bu böyle çok kalabalık yapıldığı için öyle yaptılar hı. Mı çok yapıyorlar ve buzluğa atıyorlar ki hemen vakti geldiğinde evet. Kullanabilelim diye. Henüz tuz atmadık. Tuz atarsak hı hı. Kesilir. Evet. Değil mi? Evet. Şimdi bir tıkırdasın. En son tuzunu atacağız. Sonra da tereyağıyla nane. Onu sunumda yaparız üstüne. O zaman. Coslatacağız. Evet. Sunum kabını aldıktan sonra yaparız. Tamam. Elinize kolunuza sağlık. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Hakkınızı helal edin. Gelir gelmez böyle iş yaptırdık size. O zaman aşkım benim ne yapalım? Üçüncü yemek ne olsun? Fırın ağzı marine oldu. İstersen oldu. Onu tepsimize dizelim çünkü o 1,5-2 saati sürecek aynen. Pişmesi. Evet. Onu zaman... yaptıktan sonra da zaten diğerine geçeceğiz. Fırın ağzı. Kayseri'nin gerçekten en meşhur yemeklerinden bu. Şöyle dizilmesi çok önemli. Şimdi dizerken biraz sıkı diziyoruz. Neden? Çünkü et pişince de biraz küçülüyor ya. Aralar boşalınca hoş durmuyor. Dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Yeşil biberi, kırmızı biberi, domatesi. Evet. Şu an olabilecek en güzel şeyi yaptın. Yağlama. Yağlama. O benim çocuklarımın en sevdiği. İyi ki mi geldi? Kayserileri gelin vereli. Bu yağlamayı ben kızımın elinden tatmadım. Aman yarabbim. Senin şimdi sebebinden yağlama yiyeceğim elinden kızımı. Söylemiş oluyor. İsterseniz dürüm yapabilirsiniz böyle evet. tek üstten alıp tut sarıp yiyebilirsiniz. Dörde kesip yine pizza dilimi gibi yiyebilirsiniz. Prensesin ve prensini de alalım mutfağa. Elindir. Bismillah. Fırın ağzı üçüncü yemek oluyor, geliyor. 2 kilo kuzu pirzola, 200 gram kuzu iç yağ, 4 adet domates, 5 adet sivri biber, 4 adet kırmızı biber, 2 baş sarımsak. Marinesi için 1 çay bardağı zeytinyağı, 6 yemek kaşığı yoğurt, 1 yemek kaşığı biber salçası, kekik, karabiber, kırmızı toz biber ve pul biber. Buyurun. Ekip fırın ağzı yapmaya hazır arkadaşlar. Evet. Etimiz, evet. Sebzelerin annesi hı-hı. Göstersin. Hepsimizi alalım. Bakalım çıraklar. Ver bakalım. Sen şu göster annesi bence var. Nasıl yapacaklarını. Tamam. Onları bir devredelim. Şimdi bunu sana veriyorum. Hı. Bunu da sana veriyorum. Şunu şöyle yapalım kuşum. Ben bir tane keseyim tamam mı? Önce kafasını alıyorsun. Sen de böyle halka halka yapacaksın. Tamam. Sonra da şu şekilde şimdi şöyle alalım. İnce kalın. İki parçaya tamam. Bölüyorsun. Hadi bakalım. Önce kafayı böyle, kesiyoruz. Tamam. Ellere dikkat. Tamam. Aferin. En büyük yardımcılar evde. Bu arada Erdem ve prensesin bayağı hamur mamur açıyorlarmış. Esasında evet. Elif genelde yağlama yaparken bana yardım eder. Evet. Erdem de çiğ börek hamuru yaparken çok sever. Vay be. Şekil vermeyi falan. Şekerim burada iç yağın var. Önce kuyruk yağ mı? Ellerimizi tabii yıkadık bu arada biz ben yine. Ben bunu kesmeye devam edeyim mi yeni domatesi? Evet güzel kısım. O kaç domates burada? 4 tanesi kes anneciğim tamam mı? Tamam. Şimdi şöyle 150-200 gram kadar bu kuyruk yağı değil yalnız. Kuzunun butundan yağ.
O yüzden kokusu olmaz. Kuyruk yağının hani bir kokusu vardır. Herkes o kokuyu sevmez. Annesi bu böyle bütün mü kalacak? Evet evet ha, bütün. Orada ne kadar 100 gram, 150 gram falan var. 150-200 gram arası. Pirzoladan olması şart yeni açanlar için. Evet. Kayseri'nin gerçekten meşhur bir yemeği. O. Ya kaburgadan ya pirzoladan olması gerekiyor. Kaburga da pirzola değil mi zaten? Yani hani yapıyorlar. Kaburgayı bazen daha iri iri kesiyorlar. Hani gelişi güzel ya. Öyle de kullanılabilir ama ben görüntü olarak bu kalem kalem görüntüyü daha çok seviyorum. Servis yaparken de daha güzel oluyor. Şuralarını keseyim mi? Bu şekilde kalsınlar mı? Kalabilir anneciğim. Marine işlemi yaptık. Evet. Yoğurt, baharatlar, zeytinyağı. Zeytinyağı, biber salçası. Bir de salça. Onlarla. Toz biberimizi unutmayalım. Onu muhakkak koyuyoruz. Şöyle dizilmesi çok önemli. Şimdi dizerken biraz sıkı diziyoruz. Neden? Çünkü et pişince de biraz küçülüyor ya. Aralar boşalınca hoş durmuyor. Peki sen zorlanmıyor musun oruç tutunca şimdi yine okula giden hatta ve hatta evet. doktor olacak kızımız. Senin İnşallah. Bir küçük bir rahatsızlığın İnşallah. Varmış. Bence evet. Hani keşke her hastalık böyle olsa. Yani çok bence güzel bir hastalığın var. Bu sayede evet. sağlıklı besleniyorsun. Hatta hayatında hedef koymuşsun bununla ilgili Aynen, böyle öyle. Olduğun için. Sen bence anlat. Çok güzel anlatıyor çünkü. Şimdi şöyle, benim 2,5 yaşından beri katkı maddesi ve gıda boyasına alerjim var. Ben 2,5 yaşında bayağı bir hastanelerde biz uğraşmak zorunda kaldık bu alerjimi bulurken. Hatta ilk gittiğimiz hastanede alerjisi yok dediler. Ve biz bu yüzden bayağı sıkıntı çektik. Benim bu alerjimden dolayı biz sürekli hastanelerde dolaşıyorduk. Ve sürekli çocuk alerji uzmanları kendi alerjisi olmayan insanlar alerji uzmanı oluyorlar. Dolayısıyla bizi hiçbir şekilde anlayamıyorlar. Hani o işte iğnesini vururken, onun o tedavisini yaparken kendilerince bizi rahatlattıklarını düşünerek aslında acımayan bir şey bile acıtacak hale getiriyorlar. Bu yüzden ben de benim zaten alerjim var. Yani çocukları çok seviyorum ve doktor olmak istiyorum. Çocuk alerji uzmanı olmaya karar verdim ki hani ben zaten onları anlayabilirim. Yani psikolojik olarak. Evet zaten bir diploma eksik çünkü hayatım boyunca yaşadım. O eğitimi aldım. Ya sen nasıl şeysin ya? Ben bu kadar eriyemem yani herhalde bir kıza karşı. Evet. Ya sen yolun açık olsun. Zaten İnşallah. Zehir gibisin. Teşekkür ederim. Ben her zaman şunu söylerim. Yani güzellik bilmiyorum. Hani birçok kişi için Tamamdır. Çok önemli olabilir. Tamam. Ama asıl zeka var ya onun önüne kimse duramaz. Hani zaten çok zekisin bir de çok güzel bir kızsın. Böyle yolun inşallah çok açık olur, çok i̇nşallah. Güzel olur. Kardeşin de hık demiş burnundan düşmüş yani. Bu kadar yakışıklı, bu kadar zeki de olunmaz yani. İki çocuk birden olmaz böyle. Teşekkürler, çok güzel oldu. Sen ne olacaksın? Şunları ben birer kere daha inceltiyorum. Ne olacaksın? Doktor diye düşündüm ama artık hiç doktor olmak istemiyorum. Niye? Zaten çok erken. Kanlı. Kanlı. Doğru. Doğru söylüyorsun. Onun hep böyle çok para kazanmak gibi planları var. Kayserili olunca. Kayserili olduğu için bir gün dişçiye gittik Erdem'le. Anlatmak isterim eğer ona da vaktiniz varsa. Şimdi ilk defa gidiyoruz. Çürüğü var, ağrı yapıyor, dolgu yapılacak. Şimdi dişçi soruyor. Ondan sonra Erdem korkuyor musun? İşte küçük küçük bak diyor şöyle olacak, böyle olacak sakın korkma. Acırsa İşte parmağını kaldır falan ya da elini sık. Evet. Ondan sonra anlattı anlattı. Korkuyor musun dedi. Yok korkmuyorum da ben bir şey soracağım dedi. Siz dedi nerede oturuyorsunuz dedi. Ondan sonra işte semti söyledi. Hayır dedi apartman mı, villa mı, malikane mi? Nerede oturuyorsunuz siz? Hayır dedi dişçiler çok para kazanıyor mu onu merak ediyorum. Maaşında nasıl bir ev alabiliyorsun dedi. Ya nasıl bir kafa bu nasıl çalışıyor? Ya direkt öyle okul kermeslerinde hemen babasından şey alır fabrikadan artan top kumaşlardan. Kumaş sonları olur ya onları götürür. Öğretmenlere satar. Kermeslerde en çok parayı o kazanır. Çok hoşuma gitti. Aferin sana. Ticaret tamam, kafası zaten. Var çocukta. İşte genlerde var. Başka ne koyacaksın hayatım? Sarımsak. Bolca sarımsak koyacağız. Nerede? Dolapta mı sarımsağın? Evet. Yuvarlak bir kasede ben şuraya hazır etmiş olmam lazım. Bu kadar mı koyacaksın? Normal. İki kafa koyuyorum. Sen şöyle ver avucu. Bunun güzelliği burada. Bunun birazcık iri dişleri. Bazılarını ikiye bölebilirim o yüzden. Bence bölme. Bütün çok güzel. Peki. Sen öyle istiyorsan öyle olsun. Hem çok kaybolacak zaten o pişince. Hı-hı. Bir gözüksün şöyle. İki başta sarımsağı. Evet. Dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Yeşil biberi, kırmızı biberi, domatesi. Evet. Şu an olabilecek en güzel şekli yaptın.
Önce yağlı sana saat. Yardım edeyim istiyorsan. Tamam. Kapamada. Sen böyle bu tarafa geçeceksin. Tamam. Önce yağlı kağıtla kapatıyoruz. Çünkü alüminyum da üstüne kapatacağız. Hani o kimyasal anladım reaksiyonu engellemek için araya bu koruma olacak. Üstüne şu an koyacak mısın alüminyum? Tabii onu da koyacağım. O nerede? Onu da hemen alayım çekmeceden. Şimdi yaklaşık 1,5 saat bu şekilde pişecek fırınımızda. 1,5 saat sonra üstünü açacağız. Bir de domatesler, biberler kızarana kadar bir yarım saat daha. Ne muamele yaptık ya ete yani. Ya. Nasıl güzel olmasın. Ama hak ediyor kuzu et yani. Hakkını ona ver. İyi davranmak lazım. Bol bol vakti var. Dilediği gibi pişsin dursun fırın ağzımız. Bunun fırın ağzı denmesinin sebebi benim hatırladığım illerde fırının hemen ağzında pişirilirmiş bu. Isısı daha az olsun diye çok uzun süre pişirilirmiş. Evet. Adı da oradan geliyormuş. Aklımda kaldı kadarıyla inşallah doğru bir nottur. Vermiş oldum. Evet. Son yemeğin güzel kadın. Evet. Son yemeğim yağlamamız kaldı. Ay. Benim çocuklarımın en çok sevdiği yemek yağlama yemeği. Günün şimdi en zor ama değer yemeklerinden bir birazcık tanesi. Birazcık uğraştırır ama çok lezzetli olur. Buyurun. Kayseri mutfağından yağlama. Hamuru için yarım paket yaş maya, 1,5 su bardağı ılık su, 1,5 su bardağı ılık süt, aldığı kadar un. İç harcı için 800 gram dana kıyma, 3 adet kuru soğan, 4 adet sivri biber, 1 adet kırmızı biber, 1,5 yemek kaşığı biber, 1,5 yemek kaşığı domates salçası, 1 su bardağı domates suyu, 1 su bardağı su, 1 tutam maydanoz, 3 yemek kaşığı sıvı yağ, karabiber, pul biber, kırmızı toz biber. Üzeri için sarımsaklı yoğurt, tereyağı ve pul biber. Aşkım, son yemeğimiz için, yağlamamız için Kayserili değil ama annemiz geldi. Senin Ebru'cuğumun annesi. Evet. O da bize yardımcı olacak. Çok güzel soğan doğruyormuş. Ben de iyi doğradığını düşünmüyorum şahsen ama olsun, deneyeceğiz bakalım. Soğanın şurada şekerim. Tahtayı ver istersen anneciğine. Benim baba tarafım Selanik, anne tarafım Bulgaristan. Bizim baklavalarımız ve havuçlarımız meşhurdur. Ama şimdi kızım Kayserilerle evlendi, maşallah her şeyi öğrendi. Vallahi çok beğendim ben senin kızını. Bu arada da Ebru'cum da mayalı bir hamur yapacak. Evet. Önceden hamuru yoğurmuş. Yağlamanın içi evet çok önemli. Evet. Değil mi? Yani normal bir hamur da alabilirsiniz fırından. Onunla da yapabilirsiniz. Çünkü o hamuru yapıyor şu anda. Evet. Böyle küçük küçük açacağız. Birazdan göreceksiniz. Yağsız tavada pişireceğiz. En önemli kısmı içi. Şimdi ilk önce hamurunu ben bir söyleyeyim. 1,5 bardak bizim suyumuz ılık. Ilıktan evet biraz daha sıcağı var. Evet. Biz onu baştan ılıttık. Öyle bilsinler. İçerisine de şöyle yarım paket yaş maya koyduk. Onu bir suyumuzla ilk önce yine eziyoruz. Önce kıymayı mı kavuruyorsun, soğanı mı? Önce her zaman soğanı kavururum ben. Tamam. Son yemek. Umarım çok keyifli bir gün geçirmişsinizdir. Dolu dolu oldu. Ben şahsen çok mutluyum. Ebru'cumu tanımaktan da seni tanımaktan. Allah razı olsun. Eğitim çok güzeldi. Evet. Böyle sizi çok iyiydi. Canlı canlı önümüzde görmekten biz de çok mutluyuz. Estağfurullah. Çağırın beni, görüşürüz. Hepinizden Allah razı olsun. Bizim için de çok güzel, değişik bir gün oldu. Bir de ne kadar böyle şey, hani sıcak, ne kadar doğal bir ekipsiniz. Yani hakikaten çok rahatlatıyorsunuz insanı. Çok sevindim, çok mutlu oldum bunları duyduğuma. Hakikaten ekibim candır. Evet. Nursel ile Ramazan Sofrası, Küçük Harfle Birleşik ekibime alkış istiyorum ya. Vallahi bak. Hepsini aileden, alkışlar, evden gibi gördük. Evet. İnan bak, hiçbir yabancılık hissetmedim. Bunun hepsini alır bu. Alır. Her kata tabii gelecek. Tabii, alır. Ne kadar var? Orada bir 750-800 gram kıymamız var. Var bence de. Hı-hı. Şimdi bunu ben üstünü kapatayım. Şurada folyom olması lazım, streç folyom. Bu şimdi daha evvel mayaladığımız hamurumuz. Hı-hı. Ben unumu da alayım. Karıştırdım. Beğenmedi bak. Ben ihmal ettim ya. Hemen evet gördü. Anneciğim sen geç. Ben sana biber doğrayayım. Bu yağlama biraz böyle kendiyle ilgilendiren, koşturmalı bir yemek.
O yüzden... Keşke bunu tencerede yapsaydık. Bak beğenmeli. Tencere mi olsaydı? Evet. Kayıyor bundan da onun şişeyi geliyor. Rahat olurdu bak bunda olsa. Mursal'cığım son iki hamurumuz. Aslında açıyoruz. İçini bunda yapmak istemiştin. Evet, onu hamuru yapmak istemiştin. Tamam. Orada o tavada hamurlarımızı pişirecektik. Çok, onları değiştiririz şimdi. Çok pişi karıştırınca. Ya da başka tava kullanırız. Yok koydum ben. Tamam tamam süper. Şekerim. Kaşık biber. Evet canım. Şekerim. Anneciğim büyük şekerim. Efendim buyurun. Yapmışsın salçaları yapmışsın salçaları. Evet. Evet sana da giderken vereyim canım. Lütfen ver. Evet. Salçalarımı domates, biber salçası. Domates, annem, salça, karışık. Her sene o yapar sağ olsun. Turşu. Turşular bitmiş yalnız. Var. Şimdi Tekirdağ'da bir evimiz vardı. Onun bahçesinde yapıp terasta bitirirdi. Bir de Gönen'de. Yani bir de Gönen'de var. Bahçe. Evet bu sonuncuydu Nursel. Artık da al bu da bitti. Pişirmeye geçeriz. Hanife teyzem al anneciğim. Aşkım. Bunu al bak burada. Burada bak burada. Biz şimdi normal domates kullanmadık çünkü hala yaz domatesi çıkmadı. O yüzden geçen yazdan. Tavan çok kızdı. Ben şunu atıyorum artık. Ay çok domates attım. Yok yok böyle. Olması gereken normalde şöyle bir 4-5 domates koyuyoruz içine zaten. Bu da öyle. O yüzden de. Tamam. Burada 15 domates var. 15? Evet. Bir kavanoz 15 mi 15 alıyor? 15 kavanoz sayılır. Ben bilmiyordum bunu hiç. Ay çok güzel ama. Bunları... Bir püf nokta ben söylemek istiyorum. Yağlama yaparken böyle silkelemek lazım ki üstündeki unlar yanar ve siyah sen siyah. Sen görmedin ama ben silkeledim. Öğrenmiştim onu. Sen evet, evet öğrenmişsin. O zaman seyircilerimiz de öğrensin. Aynen o çok önemli. Birçok bu tarz evet. Şey için ya üstünde çünkü un kalmamız lazım. Siyah siyah iz kalır üzerinde. Çok yanık kokusu da olur. Evet. Huhu Hanife Hanım. Efendim. Yanına gelebilir miyim? Tabii buyurun Hanife buyurun canım. Hanife abla gel bir. Şöyle gel elimle bir ben. Buyurun. Daha pişmemiş, biraz daha pişsin. İçine neler koydun söyle. 2 soğan. 2 soğan. 3. Kıyma. 3 soğanmış, 3. 3 soğan. 3 soğan. Kıyma. 1 kilo 800, kıyma. 800 gram kıyma. Öyle mi? Hı-hı. Tamam. Ondan sonra 3 soğan, 800 gram kıyma, 4 tane yeşil biber, 1 tane kırmızı biber, karabiber, pul biber, biraz toz biber. 1,5 kaşık. Biber salçası, 1,5 kaşık domates salçası. Canım benim ezberlemiş hepsini. Ondan sonra 4-5 domates doğranıyor. Kuzu. En son maydanoz koyacak. Tamam. Kalsınmış izleri. Yeşil biber de koydun, kırmızı evet. Biber de koydun taze. Evet. Tamam. İç kırmızı senden biber sorumlu. Her yemeği tat verir, her yemeği korur ben. Tamam. Evet. Esasında çok fazla kırmızı biber kullanmazlar yağlama yapanlar. Ama ben sevdiğim için yakışıyor. Kendimden de bir bence şeyler de. Katıyorum. Tamam. Şimdi yufkalar olduktan sonra ilerleyebiliyoruz. Yağlamanın sosunu biraz suyunu ekliyorum. Şöyle bir bardak kadar. Buna su ekliyoruz. Çünkü yufkalar hani kuruyor ya lazım. Islatması gerekiyor tabii. Onun. Şöyle... Hemen onun ağzını da kapatayım. Hı hı. Bir de öyle kaynasın. Kaynayana böyle iyice hallenene evet. Kadar. Ay bak da kendinden geçmeye başladı orada. Ay çok güzel oldu. Mutfak bayağı sıcak olmaya başladı. Evet. Hamurlarımız da bitmek üzere. Evet. Biraz sonra sırayla şimdi ben size döşeceğiz. Bir şey söyleyeyim. Şok edecek bir şey. İyi kim varsın Nursel'cim. İyi kim geldi. Kayserileri evet. Gelin vereli. Bu yağlamayı ben kızımın elinden tatmadım. Aman ya, senin, aman yarabbim. Senin şimdi sebebinden yağlama yiyeceğim elinden kızımı söylemiş oldum. Aşk olsun anne. En sevdiğim yalaklar. Nerede benim kızım duymadı mı? Çok iyiymiş ya. Sen anneciğine bir yağlama yapmamışsın. Kız yapmadın mı? Yapmadın. Her aşkım. Şeyi yaptın. Ya, ama diğerlerini yapmışsın. Kırgınlıktan değil de yağlama merak etti. Aşk olsun çiğ börekler yaptım. Hani hepsini yaptın. Hepsini. Çiğ böreği çok güzel olur. Özür dilerim annem. Bir daha yaparım. Canım. En kısa zamanda. Tamam mı? Vallahi bence haklı kadın yani. Haklısın. Şimdi yağlamayı içini yaptım. Ben karnıyarın içini böyle yaparım zaten. Aynı karnıyarın içini. Bir su giriyor sonra. Doğru. Şimdi evet, en hamur. Zevkli kısmı. Böyle bakar mısınız?
Şimdi Ramazan ama bunu akşam tereyağı, tulum, pul biber bunu böyle yemek lazım. Bak bak daha da gidiyor. Ay, şu anda var ya bir bebek gibi seviyorum ben. Ama yani ne kadar övünsen çok güzel. Kârdır. Aşkım alıyorum evet. Sosunu. Tamam. İstersen bebeğim. Efendim. Yoruldun mu sen? Yok buyur ben nasıl bebeğim, istersen bebeğim, böyle. Bebeğim yoruldun canım mu? Canım benim ay bebeğim diyen dillerini yiyeyim ben seni. Yorulduysan eğer içeri diğer misafirlerin yanına git. İyisen burada döşe bizimle nasıl istersen. Tamam gireyim gelirim gelir giderim. Tamam. Tamam. Yoruldu çünkü ayakta tamam. Ya. Ebru sos olağanüstü olmuş. Çok şimdi iyi. Maydanozu ben her zaman bittikten sonra koyarım ki kararmasın. Hı-hı. Zaten bilen bilir o zaman da. Onu da halledelim. Böyle taze yeşil yeşil görünsün içerisinde. Aferin sana be. Evet. Vallahi aferin. Şimdi biz bunu ocağın üstüne koysaydık bu maydanozlar kara kara duracaktı içinde. Bu da tamamdır. Fırın ağzını açalım artık. Hı hı. O zaten eti pişmiştir. Biraz da şimdi sürüm kızarması lazım domatesin üzerinin. Süper. Harika tamam. Gözüküyor. Kapatıyorum. Evet. Herkesler görmesin. İştah açıcı bir görüntü o. Bravo vallahi. Hepsini ama efsane yaptın. Kayseri'nin gülü benim favorim. Her zaman yağlama. Şimdi bunu yerken nasıl yer yiyeceğiz diye düşünüyorsanız eğer isterseniz dürüm yapabilirsiniz. Böyle evet. Tek 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 üstten alıp pıt 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 sarıp yiyebilirsiniz. Dörde kesip yine pizza dilimi gibi yiyebilirsiniz. O sizin artık. İçimizde tam geldi valla süper ayarlamışız Ursa. Sen ayarladın. Teşekkür ederim hep beraber. Evet. Anneciğim ilk defa yiyecek ya. Onun şansına güzel oldu. Nasıl yaptı sana? Kule attı gitti içeri. Yine mi geldin? Ay geri geldi. Geri geldi. Biz de tam senden bahsediyorduk. İç çekmedi, yufka arttı. Bak bak. Yufka arttı. Evet. Onu böyle kıvırıyorsunuz. Aynı bu şey gibi rule yapıyorsunuz. Ruleyi dikiyorsunuz. Böyle bastırarak onu yağlıyorsunuz. Açıyorsunuz tekrar. Çok yağsız, hafif böyle yağlı tavada kızartıyorsunuz. Sıcağından toz şeker ekliyorsunuz. Harika olmuş. Kız neyin yani ne tarifi verdin şu an? Şimdi buradan arttı. İç kalmadı. Yufka arttı. Ha. Tamam. Ben de diyecektim ki yağlamayı yememişin için. Nereden ne tarifi? Yok o da yalancı yağlama. Ha. Onu da yağlıyorsun. Tatlı. Bu kadar tatlı tür oluyor. Toz şekerden yeniyor. Pekmezden yeniyor. Ellerim bunda ama. Karnımız acıktı demek ki. Bayağı evet. Tarifler üretmeye başladık. O zaman sen... Ben yine açılmaya başladım. Senle de çekim yapalım. Olur. Tamam. Sende de bir Selanik mutfağı yapalım. Günün en mis kokan anı, mükafatlandırıldığımız evet. Andır şu anda sunumlar. Haydi evet. Geçelim. Çok güzel. Önce fırın ağzını alıyorum hayatım. Tamam canım. Muhteşem. Oo, şöyle. Çok güzel görünüyor. Sonra gel çorbanı dökelim. 2 kaşık tereyağımı erittim. Beyaz of. Çorbalara nane evet. Çok yakışıyor. Birazcık da yağımız kızsın. Kızdıktan sonra içerisine nanesini atacağım bolca. Erdem'cim evet. Süsle bakalım. Onu da senin zevkine bırakıyoruz Erdem. Evet. O zaman sen giyinmeye ben masa hazırlamaya. Peki. Haydi bakalım buyurun. Elimize sağlık. Ben geldim. Merhabalar herkese. Hoş geldiniz.
Hoş geldin. Çok güzelsin. Teşekkür ederim. Tam sana yakışır bir kıyafet giymişsin. Teşekkür ederim. Buyurun. Ay ne kadar güzel olmuş bu sofra böyle. Şöyle geçin. Ellerinize sağlık. Buyurun. Buyurun. Bugün ne yemekler yaptık? Kayseri'ye ait şöyle. Evet. Mantı çorbamız. Hı-hı. Sonra yağlamamız. Hı-hı. Fırın ağzımız. Levzinemiz. Gelen ikramlarım içerisinde. Evet. Patates, içli köfte, Ayten teyzemin ellerine sağlık. Gül baklavası, ellerime sağlık. Evet. Kayısı tatlısı, Eltim, Nadiyeciğim ayrılmak zorunda kaldı herhalde. Mehtap ablam kete yapmış yine Kayseri. Orada pirinçli üzümlü böreğimiz var Bedriyeciğim canım benim. Karnı burnunda geldi yaptı, uğraştı sağ olsun. Humus, karşı komşum, panık. Bu sefer doğru söyleyeceğim, panık. Büyük ablamın hediyesi, yadigarı, en büyük yeğenimiz Nurselim'iz, Nurselcim, adaşımız, ikiz ağrımız, kaldı mı başka? Senin getirdiğin iftar yiyeceklerimiz var. Çok şükür soframız bereketli. Allah tüm olmayanlara, yokluğunu hissedenlere nasip etsin. Amin. O zaman kara kafa. Mutfağınızdan misler gibi yemek kokusu, masanızdan böyle masanıza sığmayacak dostlarınız, akrabalarınız. Biz de Ramazan boyunca ekranlarınızdan hiç eksik olmayalım. Nerede izleniyorsak afiyet olsun. Hoşçakalın.